İhracat yapan şirketlerin döviz gelirleri yurt dışından alacaklarının %25'inin TL'ye dönüştürülmesiyle ilgili bir karar alındı. Bir zorunluluk doğdu. Ya ne oluyor ya? Beyler bunun üzerinden insan ne diyeceğini şaşırıyor ya. Onunla ilgili hatta onu ben söyleyecektim. Didem istersen hazır konu açılmışken ekrana ver. Tablo 1. Merkez Bankası'nın talimatı. Evet. Döviz alım belgelerini Yani öyle polisiye düzenlenirken. tedbirler, yani sermaye kontrolleri olarak tanımlayabileceğimiz şeyler geliyor ki. Ne Ya demek yani? bilmeyenler vardı. Bir onu açalım. Ne anlama geliyor yani? Yani İhracat lehine yani %25 Merkez Bankası'na satılacak. Evet, ödeme bu. aldım, ödememi alıyorum, ihracat yapmışım. Yaptığım şirketten ödeme gelmiş. Örnek mesela 100 bin dolar bir param varsa benim, o işini yaptığım işin karşılığında almışsam bunu, 25 bin dolarını mecbur satacağım, zorunlu. Sana ne ya? Para benim değil mi? İstediğimi yaparım. Neyse, zorunlusun. Yapacaksın, TL'ye geçireceksin. Bu tür tedbirlerle TL'yi korumaya çalışıyorsun. İyi de burada yine patlak verir bu. Orada Yani mesela Almanya'ya ihracat yapan, Almanya'da bir hesap açıp oraya ödemesini alamaz mı? Yani bunun etrafından dolanamaz mı? şöyle yalnız abi, orada şöyle bir şey var. Şimdi döviz geldi. Sen bu dövizi Türk lirasına çeviriyorsun ya. Yani mesela diyelim ki X bankasına döviz geldi ve sen bunu Türk lirasına çevireceğin zaman X bankası sana döviz alım belgesi düzenliyor. Döviz alım belgesi düzenlendiği her durumda bunun %25'ini banka Merkez Bankası'na vermek zorunda. Aslında bu daha çok bankalara yapılan bir operasyon. Merkez Bankası diyor ki hayır diyor. Sen diyor bunun tamamını alamazsın. Bunun %25'ini ben alacağım. Ama eğer sen bunu Türk lirasına çevirmez isen o zaman döviz alım belgesi düzenlenmeyeceği için o kalıyor. Sadece Türk lirasına çevirme noktasında yani sattığın noktada ama tabii bunlar adım adım olur. Bu arada Osman Korkmaz'dan aldım bu şeyi, belgeyi. Sağ olsun. Kendisine de selam yolluyorum. Bir sonraki adımda da o dediğin noktaya mutlaka Ya fark gelecektir. etmiyor, yine aynı şey. Yani dolaylı yapıyorsun bunu, tamam mı? Banka üzerinden yapıyorsun. Bir enteresan bir şey daha önceki yayınlarımda bir tanesinde söylemiştim. O da hiç esamesi okunmadı, medyada haberi bile geçmiyor. Halbuki çok önemli bir şey. Bu bankaların ellerinde tuttukları döviz mevduatlarının munzam karşılıkları, %24'lük oran var ya, ondan küçük bir faiz alıyorlar. 0 nokta küsürlük bir faiz aldıkları bir faiz var Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası artık ona faizi vermeyecek. Tam tersine %1,5'luk bir kesinti yapacak. Bankalara yani bunu hesapladığın zaman 90 milyon dolar gibi mesela bankalara binecek bir yük olarak ortaya çıkıyor. Bankaya bu ne demektir? Yani küçük bir oran gibi gözüküyor olsa bile o yükün üzerinde bankayı şuna zorluyor. Müşterini döviz hesabı açmaması için zorla. Yani ben Evet. TL'de tutamıyorum. Bankalara bir sopayla yani %1,5 o mevduatların muzan karşılıklarının üzerine çökerek sen yap bunu diyor. Ya hangi tedbirlerle siz TL'yi bunlarla mı koruyacaksınız yani? Bu nedir biliyor musun? Çaresizliğin şeyidir, ilanıdır. Yani tabii bir taraftan bu işte 3 Ocak'ta da ne oldu? Yani 3 Ocak'tan önceki hafta biliyorsunuz doların seyri yukarıya doğru gidiyordu. Yılın ilk açılış günü olan 3 Ocak'ta dolar düştü. Sonra bugün yeniden çıkışa doğru geçti. O günde ne oldu diye hep soranlar var. Evet tabii iddialara göre yine bir arka kapıdan döviz satışı yapıldığı iddiaları var. Hepsi iddia tabii. Ama diğer taraftan da işte bazıları da bu Hamza'nın bahsettiği yeni hamleyle beraber dolar düştü diyorlar. Bu yani neydi o hamle? İhracat döviz gelirinin %25'ini Merkez Bankası satılacak şeklinde. Bu durum ya yani bu hamle. Şimdi Hamza zaten görüşünü söyledi. Yani sen bunlarla mı düşüreceksin diyor Hamza eleştiriyor doların ateşini. Sence etkili bir hamle olabilir mi bu hamle? Yani şöyle ben şu anda yani hükümetin açıklamalarını dikkatle dinliyorum. Şimdi yöntemleri tartışabiliriz ama uygulamada başarıya ulaştıklarını da görüyorum. Bak yöntemler tartışılabilir. Yani şöyle başarıya ulaşıyor. Onu da açayım. Yani doları dövizi bastıracak önlemler alabiliyor. Ha, altın satabilir. Bizim haberimiz olmayabilir bundan. Katar'dan para gelebilir. Ya da yeni enstrümanlar bulabilir vesaire ki ben eminim yani bunlar tüm bu enstrümanlar da sırasıyla açıklanacaktır. Ama bir süre daha ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir Yani süre değil mi?
Evet, bir süre daha devam edecek. Ama o bir süre bittikten sonra ne olacak? Bak o çok önemli. Şimdi seçim ekonomisine geçecek. Orada ne yapacak onu merak ediyorum. Çünkü o bastırdıktan sonra onun bir patlaması var. Şevki Yılmaz açıklıyor, öneriyor ne yapması gerektiğini. Işte. Evet, ama şöyle o 40-50 milyar dolar bile kurtarmayabilir. Şimdi öyle bir hale geldi ki hani dünyanın ozon tabakasındaki delik Avustralya kıtası büyüklüğünde ya. Bizim Merkez Bankası'ndaki delik de aslında onun kadar büyüdü neredeyse. Ozon tabakası kadar. Çünkü dışarıya olan borçlarımız var. Elimizde para yok. Herhangi bir dalgalanmada dışarıdan gelecek bir müdahalede hemen hızlı bir şekilde müdahale etme durumumuz yok. Yani resmen okyanusun ortasında benzini kalmamış bir gemi gibiyiz. Ya da dizel kullanıyor herhalde o. Neyse konuyla alakası yok. Yani yakıtı kalmamış bir şeyiz. Gemi gibiyiz. Oradan oraya sürükleniyoruz. Şu anki durumumuz bu. Merkez Bankası da yelkenleri sağa sola çekmekle meşgul şu anda. Elimizde sadece yelkenler var. O yüzden yani ben söyleyince de yanlış anlaşılıyor. İki tarafta yanlış anlıyor. Yani işe yarayacak ama yöntemler üzerinde evet tartışıyoruz şu anda. Bir süre bunu bastırabilecekler. Şimdi şöyle yapalım. Ben de önemsiyorum şu tabii gelen haberleri özellikle bu ihracat konusu önemli. Evet Cem Özak'ın bahsettiği gibi bazen yanlış anlaşılıyor olabilir. Yani bizim burada tabii ki bir genel bir tarafımız olmadığı için iyiye iyi demek görevimiz, kötüye de kötü demek görevimiz. Bizim bilgimiz çerçevesinde beğenmeyenler olabilir ya da beğenenler olabilir. O ayrı bir şey. Şimdi mesela ben de bir şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin övündüğü bir konu var son dönemde. Neydi? Hazır Hamza da açınca konuyu aklıma geldi. İhracat konusunu bir açalım. Mesela ihracat, evet doğru, ihracat oranları iyi, iyi geliyor. Hatta bak oranlarla konuşalım. İhracat 225 milyar dolar oldu ve bu iyi bir rakam. Ama tamam Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylemek lazım. İhracatı konuşuyorsunuz ama ithalatı kimse konuşmuyor mesela. Hani ithalat oranları. Doğru, ihracatta 225 milyar dolar bir çıkış, olumlu bir durum Türkiye açısından. Peki bu nasıl oldu? Hani böyle sorguluyoruz, çalışıyoruz. Kısa bir bilgi vereyim. Dünya üretiminin %60'ına sahip Çin, ki bunu Cem Özak geçtiğimiz ayında söylemişti. Çin demir çelik ihracatını yasaklayınca bizim Türkiye'nin demir çelik ihracatımız 12.5 milyar dolar artışla 27,67 milyar dolara çıktı. Rakamlar ortada. Ama Çin'in o neydi? MTM milliyetçiliği demiştin değil mi sen? Evet yani dünyada var olan yani bir MTM milliyetçiliği var. Bunu doğalgazda, petrolde de görebiliriz yakın bir zamanda. Bu arada Çin tamamen yasaklamadı ama çok büyük oranda durdurdu. Tamam. Yani az da olsa ihracat bu da var. Bu da tabii ki iyi ki böyle oldu. Biz kendi ülkemizi tabii ki düşüneceğiz. Böyle olunca da Türkiye'den bu ürünler diyeyim alındı ve ihracatımız arttı. Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor. Bu konuda iyiyiz. Ama yarın ne olacak? Çin piyasaya yeniden bu konularda girdiğinde ne olacak? Birinci soru. İkinci soru şu. Ya tamam 225 milyar dolar ihracat yaptık. Bu güzel bir oran ama 271 milyar dolar ithalatı ne yapacağız? Demek ki fark cari açık kapanmadı.